Merhaba, İzmir Ödemiş Birgi'ye geldik. Burası dünyanın en iyi 32. turizm köyünden biriymiş. Yani Lübbey köyünden sonra geldik. Yani oradaki o tabii ki çok dökük yıkık yerlerden sonra burada bir sürü konak gördük yol üstünde. Şimdi bir konağa gideceğiz. Ondan önce arabayı bırakıp bu Birgi Bey'in derslerini verdiği Atalla Efendi medresesiymiş. Burası, şurayı da okuyayım. İmam Birgi Bey Medresesi, Sultan II. Selim'in hocası, Birgili Ataullah Efendi tarafından 1570 yılından önce yaptırılmış. Medresenin açık revakını üç taraftan çevreleyen 7 hücresi ve hücrelerinde ocak, pencere ve nişleri vardır. Medrese burada müderrislik yapan İmam Birgi Bey Mehmet Efendi'nin adıyla anılır diyor. Şunlar bilimsel araştırmalar yapılan yer, İmam Birgi Bey hakkında böyle bir yer ama kilitli. Zaten de hani çok ilgimi çeken bir yer değil. Şöyle kubbeler çok güzel. Kubbelerin üstünde cam fanus gibi şeyler var. Arkadaki binayı görüyorsunuz. Bir de şu tarafta camiyi göstereyim. Çok güneş gözüme girdi. Ama tadilat. Şurada Çakır Ağa Konağı var. Okun gösterildiği bölüm. Daha oraya gitmiyoruz. Bu tarafta okuyamıyorum. Bir kale var. Bir de İmam Birgi Bey'in mezarlığı var. Bir de Şerif Ali Ağa Konağı varmış. Bakalım oraya doğru gidiyoruz. Şurada meşhur patatesler var. Ödemiş patatesleri. Sepetler. Turistik. Buradan okunuyor. Yılanlı Kale'ymiş. Bakalım gider bilirsek, vaktimiz yeterse. Burada Morfest restoran var. Çok şirin, sevimli. Böyle de bir bina var. Şöyle ne olduğunu bilmiyorum ama bu mimari ilginç geldi. Şuralardaki testiler. Kapısı. İçerisine iyi bakmayın. Böyle bir konak kafesli. Sürekli insanlar geçtiği için kafesli, pencereli. Bayağı tarihi evleri olan güzel bir yermiş burası. Zaten bizi tavsiye ettiler, ille gidin dediler. Öyle geldik. Yani konak arıyoruz ama çarşı görüyoruz sürekli. Patates 4 kilo 50, küçük ama çok güzel. Ben pazarda bu hafta 30 liraydı kilosu. Hadi eyvallah. Ay ben de yürümek kolay değilmiş. Ne yapayım? Evler çok güzel. Ben de çekiyorum. Mesela tahta atölyesi varmış. Ben nasıl çekmeyeyim? Şurada medya poz diye bir şey var. Ben çok çok faal bir şehir. Şehir değil yani kasaba. Baksanıza ne tarafa dönsem. Ben çok seviyorum eski binaları. Konağa geldik de. Nasıl göreceğiz bakalım. Evet çok güzel oldu. Hiç yani okumayayım ya geldik konağa da saat 5:30. Biz Lübbey Mübbey derken, acele ederken al bakalım. Yani şunu bari söyleyeyim, müze kart satışı yokmuş ve müze kartla girişmiş, online alabilirsiniz diyor. Böyle kapısını gördük, duvarını gördük. Ay çok üzücü ya. Bir de şunu çökeyim. Belki gelmek isteyen olur. Biz bunların hiçbirini yapabilecek zamanımız yok. Herhalde Ödemiş'e bir kere daha gelmek lazım. Şöyle bir sürü bir şey. Hamam bir şeyler varmış. Güzel yapmışlar ama. Hani buradasınız. Şuraya gidin, buraya gidin. İyiymiş. Güneşten görünüyor mu bilmiyorum. Ben bakamıyorum. Şurada da işte. Meşhur konakta. Şerif Ali'ye de giremeyeceğiz herhalde. O da kapalı kesin. Hayır, ücretsiz yazıp da müze kart. İnternette ücretsiz yazıyor da. Neyse bakalım. Aslında ara sokaklara falan girince çok değişik. Şu aralarda bayağı 3. Selim Caddesi var. Evet, eski binalar var. Ara sokaklar çok dar ve kula sokaklarını benzettim ben. Bayağı şey eski evler var. Satılıklar vardı. Şu da bir tane konak pansiyon vardı, o olabilir. Ya burası nasıl bir şey, bu kadar konak
Daha çok çekemedim arabanın içinde olduğu için. Yolda öyle çok düzgün bakımlı konaklar da var. Böyleleri de var. Çok ilginç bir yermiş Birgi. Gerçekten gezilecek çok yer var. Biz çok geç kaldık. Bir daha gelmem lazım. Burada böyle salaş yerler de var. Çok düzgün restoranlar da var. Bayağı restoranları beğendim ama biz yenilip yanılıp Ödemiş'te yedik. O da ayrı bir macera. Bunu sonra anlatayım. Şimdi burada kar helvası yiyeceğiz. Karadutlu kar helvası. Yani buzun üstüne karadut özü döküyorlar anladığım kadarıyla. Şöyle bir şey. Görüntü güzel. Adana'nın cicibici mi bir şey var, ona benziyor herhalde. Buz. Buzlu karadut. Kaşıkla yeniyor. Tadı gayet güzel ama benim boğazım şişeceği için yemedim. Yeniyor. Kaşıklı olduğuna göre yeniyor herhalde ama işte de bilirsiniz. Onlar buzlu karadutu yiye koysun. Ben size Ödemiş'te yemek şeyini anlatayım. Ödemiş köfte tabii meşhur, onu yiyelim dedik. Yorumlara baktık. İşte bir handıralıydı galiba. Onu tam hatırlayamadım. Şimdi bakarım. Belediyenin, Ödemiş Belediyesi'nin yeri böyle tepedeymiş. Öyle bir restoran var. Bir de Ulus Restoran var. Ulus Restoranı da Ödemiş'in içinde. Yani meşhur. Google yorumlar malum. Güzeldi. Tepeye çıkmayalım dedik. Biz de aşağıda Ulus Restoran'da yedik. Köfteyi ben beğendim. Eşimi ve kuru geldi. Herkesin damak tadı çok farklı. Ben asıl en çok fiyatını sevdim. Şimdi etin kıymanın kilosu 500'de. Tabii yağlı az yağlısına göre değişiyor. Şu anda 2024 yılının Nisan'ındayız. Kaç para? 500'de 590 arası değişiyor kıymanın kilosu. Oradan bilin. Euro'da, yok dolar'da 31-32 bandında. Yani güzel, bayağı 6-7 tane köfte vardı. Biz şimdi 3 köfte yedik. 2 salata, 1 soğan, 1 Fanta, 1 açık ayran. Su içmedik. Bunların hepsi 630 lira tuttu. Yani İzmir'in içinde böyle bir şey 630 mümkünatı yok. Ha, daha önce İzmir'de bir yerde gene böyle köfte yemiştik. 1000 lira ödemiştik. Yani fiyat çok iyi. Mükemmel fiyat. Yol parasını çıkarırsınız. Ama şey, yani orada da yiyebilirsiniz de. Buradaki restoranlar bana daha cazip geldi. Bence öğle yemeğini burada, akşam yemeğini Ödemiş'te yiyin. Burası da kar helvasını yediğimiz. Ay böyle salaş yerleri de çok seviyorum. Böyle kendine has, samimi. Bir de şey, yaşlı bir bey hizmet ediyor. Çok cana yakın, çok sevimli, güler yüzlü. Yurdum insanı ya. Güzel. Böyle de bir salıncak yapmışlar. Ağaca bağlı. Ay çok nostaljik oldu. Samimi ortam. Güzel. İki tane kar helvası 90 lira tuttu. Çok iyi. Bir de şöyle karadut özü aldık şişede. O da 100 lira. O kar helvasına gittiğimiz yer burası. Buradan İmam Birgi bir mezarlığı yolunda hemen ileride sağ. Burası da Şerif Ali Konağı'ymış. Şurada ücretsiz gezebilirsiniz diyor. Böyle şeyler. Güveçler, toprak kaplar. Ay, en sevdiğim sepetler. Ama şu evler biraz eski. Ama ya, bu da çok bakımsız bir konak da. Yine de sevimli. Sonuçta tarihi eser. Bir emek. Şöyle merdivenlerden konağın üst tarafına çıkabiliyorsunuz. Burası sevimli bir yer. Burasında restoran, kafe gibi yapmışlar. Gidiyor musun? Meyve kuruları. Bayağı arka taraf şenlikli. Aktar gibi burası. Her şey var, ne ararsanız.
Şöyle otlu peynirli şey yapıyorlar ama makinede açıyorlar. Çok pratik, çok mantıklı. Sokak aralarını çok çekemedim ama ileri görebilirsiniz. Biraz zoom yapayım. Benim geldi. İlerlerdeki konakları, güzel evleri görüyor musunuz? Bayağı var onlardan. Bir daha gelmemiz lazım. Ya biz çok geç geldiğimiz için bu sefer böyle çok yüzeysel oldu. Ama şu haliyle bile bence çok güzel. Yani hani böyle tatlı, Şirince'den güzel bence burası. Ben burayı daha çok sevdim. Şöyle ara sokakta bir camiye girdik. Orası bir de tarihi bir yer. Buram buram tarih kokuyor diyorlar ya, öyle bir yer işte. Gerçekten sevimli. Şöyle Karaoğlu Camii'ymiş. Hani okumayayım. Küçük kubbeli. İşte molos taştan yapılmış bir camiymiş. Çok tatlı. Bu da girişi. Şöyle 2018'de restore edilmiş bir çınar ağacı var. Mezarların manzarası da çok güzel. Bayağı güzel yerlere bakıyorlar. İçi de böyle yani öyle sade, süssüz, kibar, mütevazi. Şunlar enginar, ceyb acaba. Yok, nar. Vay. Kesin nar. Bir de böyle merdiven. Ama ne yapmışlar? Bunu nereden koparmışlar? Asıl kapısı çok güzel. Şuna bakar mısınız? Ay, süpürgeler. Artık gidiyoruz ama bu evde çekmeden edemedim. Ne kadar sevimli. Şeyi söylemeyi unuttum. Biz ödemiş köfte yedik dedim ya. Kelle paça da vardı 630'un içinde. Onu unuttum. Yani kelle paçanın zaten hani bir porsiyonu çok pahalı. Ona rağmen köfte, salata, her şeyiyle 630 içeceğiyle mükemmel rakam. Neyse, görüşmek üzere. Siz gene de hem burada da yiyin, orada da yiyin. Afiyet olsun.